nakliye tutar değeri 25 bin dolar olan yaklaşık 500.000 Türk lirasılık bir yük taşıyorum arkadaşlar. Trafiğe bak diyeceğim. Tamircilerle ortak mısınız? İp neler? Sana ehliyet verenim ben, 7 ceddini var ya. Ulan bir türlü seni mutlu edemedik. Ne yaptık, ne ettik? Yani 8 sene bu ülkeden dışarı çıkmadan yaşadığınız zaman aileniz yanınızda yoksa bir tane de iniyor. Selamünaleyküm. Ne var? Ebenin ebenin az dur da. Bir haftalık sürecek bir yedi. Bu da niye döneceğiz? Allah efendim. Vay anam babam be. Burası resmen bir harika. Geç ablacığım. Bizde Martı nasıl bağırıyor acaba? Kameraya bakma. Yar... İlk bu. Ne boka yarıyor hiç bilmiyorum. Görüşürüz dostlar. Kendinize iyi bakın. Ne bakın ya? Evet dostlar, yeni bir videodan hepinize tekrardan selamlar. Bugün videonun konusu göze verenler. Niye? Çünkü gözlüğümü unuttum. Güneş de öyle bir veriyor ki. Başlıktan da anlayacağınız üzere bugünkü videomuzun konusu nakliye tutar değeri 25 bin dolar olan yaklaşık 500.000 Türk lirasılık bir nakliye bedeline yük taşıyorum arkadaşlar. Şu anda nereye geldim? Newark Havalimanı'nın çok yakınlarındayım. Newark Havalimanı JFK'den sonra bu bölgede bilindik en meşhur havalimanıdır. Hatta karşı tarafta New York City var. O of ne verdi göze be. Karşı tarafta New York City var. Hatta onu da görebilirsiniz ama güneş bir tek benim göze vermiyor. Kameranın da gözüne veriyor ışınları. Sen nereyi gösteriyorsun oğlum? Oradan da değil. Oradan da değil. Şuradan devam ediyoruz. Daha 1.4 milimiz falan var. Çok kısa bir paralı yola gireceğiz buradan. Pittsburgh'dan buraya kadar bedava geldim. Yaklaşık 600-700 kilometre falan. Şuradan bir gireyim de. Umarım karıştırmıyor durum. Şuradan sağa doğru kıvrılmamız lazım. Bu arada arka tarafta kamera bilgisayarı görebiliyor musunuz bilmiyorum ama muhtemelen karıştırmış olabilirim. Bundan önceki izlemiş olduğunuz videonun transferini atıyor şu anda. Lan inşallah karıştırmamıştırım be. Hep bu güneşin yüzünden. Onu oraya koymayın derim ya. Göz kalmadı göz. Of. Tamam. Oh, çok güzel oldu. Trafiğe bak diyeceğim. Ta dibine gelip de bana burada söylüyorsun ya bunu. Seninle de konuşacağız GPS. Seninle de konuşacağız. Dümdüz geç. 50 metre sonra sağa dön. Evet, yol mühendislerine çakalım mı azıcık daha? Şimdi mesela bu peronları bu kadar dar yapmanızın sebebi ne? Değil mi? İlla ben burada bir video yapıp size küfredeyim. Hani ne acaba? Ne olabilir? Amacı ne olabilir? Yani illa sürttürecek miyiz bir yere? Tamircilerle ortak mısınız? İp neler? Hiçbir şey sürtmese tekerleğin yanağı sürtüyor. Tır lan bu. Götü başı ayrı. Hani bir tarafı kurtarsam bir taraf kurtaramayabiliyor. Tamam, biz de ona ettik işte şu anda. Benimle tartışma. Pardon, sola pardon. Saat 8'de olacaktım. Olacağım yerde trafik yüzünden bir 5-10 dakika gecikeceğiz artık. Galiba orada ne alacağımı tam olarak ben de anlayamadım. Resim gönderdiler ama böyle kapalı bir şeye benziyor. Brandası yok, bir şeysi yok. Yani branda yapma derdi yok falan. Güzel. Sana ehliyet verenim ben, 7 ceddini var ya. Ulan bir türlü seni mutlu edemedik. Ne yaptık, ne ettik? Keman çaldık yok, zurna çaldık yok. Evet, sağ tarafta Türk Hava Yolları'nın yazları kullandığı bir havalimanı burası. Sağ tarafta görünüyor mu? Şuradan görünür herhalde. Aynen öyle. Hatta yarışalım lan kalkışta uçak varsa. Ben Kemal, geliyorum. Abi uçak tersten kalktı. Bak yarışacaktım ben onunla ya. Olur yarışırız. Neyse başımıza konar herhalde. 4 milimiz var exit almaya. Exit 13'ten. Eskiden ben bu Turnpike'ın diğer ucunda yaşıyordum. Yani bu Delaware'a yakın bir yerlerde. O zaman geliyorduk. Oo bak sağ taraftan uçak iniyor. Biraz özel jet gibi ama United Airlines'ın. Her neyse bu şu an exit 13'ten çıkacağım. Havalimanına gelmeye bayılırdım JFK'ye. Oradan bazı arkadaşlar bazen özellikle pazar gününe denk getirirdi. Çünkü pazar günleri çalışmazdım genellikle. Havalimanından adam almaya bayılırdım. Çünkü o zamanlar kaçaktım. Birisi Türkiye'den geldiği zaman o insanın üzerindeki o kokuyu bile özlüyorsunuz. Yani 8 sene bu ülkeden dışarı çıkmadan yaşadığınız zaman aileniz yanınızda yoksa, yani aileden kastım o zamanlar evli de değilim tabii, bayılırdım. Yani pazar günleri giderdim. O adamı, o arkadaşımı, o aileyi alır. Hiç de ücret talep etmezdim. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah.
Hadi Allah'a emanet. Sadece benzinli falan koyarlardı, yolunu öderlerdi, o kadar. Onun dışında ekstra bir ücret talep etmezdim. Konu nereden nereye geldi? Şuradan bir uçak kalkıyor, bu gürültü onun, bir tane de iniyor. Selamünaleyküm. Velhasıl öyle dostlar, gurbetçilik öyle oluyor biraz. Yani biraz hüzünlendim şimdi ben bunu söyleyince de. Yani kimseye Gökhan, ebene atlayayım Gökhan. Oğlum dur da. Ne var? Ebenin ebenin az dur da. Oğlum videoya başladım. Telefon da sesli de mecbur bırakır bırakır arar diye. Ama iyi oldu ha. Hüzünlü bir saniyelerden geçti. Video atman güzel oldu. Ha bak kendi sesini de dinle bak. Şimdi yarın da var abi bundan. Yarın da bir haftalık sürecek bir yedi. Velhasıl öyle gençler. Neyse Gökhan'ımla kısa bir görüşme yaptım. İyi oldu. İyi geldi. Exit 13 hadi bakalım. Exit 13'ten çıkıyoruz. Hadi bakalım. Günümüzün anlam ve önemini taşıyan yükümüzü almak için videomuz başlasın. Evet dostlar yükümüze yaklaştık gibi bir şey de şu ilerideki köprünün durumu nedir ne değildir 14'e 3 ben yükleme yapıldıktan sonra 14'e 2 olacağım ama bu beni nereden verecek acaba bir inçle acaba kurtarabilir miyim diye düşünüyorum şuradan da 14'e 3 enteresan bir durum. Bak geçen de bir arkadaşa denk geldim şeyde. Türkiye'deki diyor siyahi kardeşlerime sesleniyorum diyor. Niye diyor bu siyahi kardeşlerime bu saat işine nereden merak saldı diyor. Amerika'da Avrupa'da satmıyor. Bak sağ taraftaki kardeşimiz o da bir siyahi kardeşimiz. Saat satmıyor adam. Tamam. Ben saat mi satıyorum? Öyle olta atıyor yani. Emekçi. Bana para ver! Bana para ver! İnşallah şu köprüde sıkıntı çeker miyim çekmez miyim acaba bakacağız. Samimi söylüyorum vazgeç kanka. Manyak olursun bak. 14'e 2 diyor. Bakalım. Şeritleri kaplayarak. Bol tuzlayarak. Buradan şöyle bir sağa yapalım bakalım. Yine arka tekerleği zıplatacağız. Çek lan elektrikli arabanı. Lan adamın kırması! Yavşak! Girdik buraya. Sonra ne yapacağız? Şurada okul otobüsü var. Kusura bakmayacağım vallahi. Senin köyünün okul otobüsü önümü kapadı. Ben de yoluna giriyorum. Teyze. Buradan nereye? Wood Avenue'ye döneceğiz. Efe Hazretleri'nin dediği gibi. Aha. Şuradan sağ yaparsan 12'ye 4 köprü var. Oradan sittin sene dönülmez herhalde. Neyse. Permit rahat bir gelsin bakalım. Şuradan Wood Avenue'den sol yapacağız. Sağ yaparsak 12'ye 4 köprü. Şuradan sağ yapacağım ama. Gelme lan Honda. Oğlum sakin ol lan. Biz nereden alacağız bu yük acaba? Umarım adres doğrudur var ya. Yoksa artık. Böyle bir yerden nerede acaba bu yük? Neresi gösteriyor bu? Bir de GPS'ten bakalım. Dümdüz git sağa dön. Pardon geri dön. Tamamen yanlış bir yere gösteriyor bana. Tamamen. Neyse. Hani videolarda bas bas bağırıyorum ya tır GPS'ine güvenmeyin. Ben sadece GPS'e güvenerek geldim. Senin gibi 5 bin tane adamla ulaşırım la ben. O da bize burayı verdi. Halbuki bakın şu kamerada kırmızı noktanın olduğu yere. Benim oraya gitmem gerekiyor. Buradan sağ yapamayız. Buradan sağ yapsak ileriden keskin dönüşler var. Onları yapamayız. Neyse en azından şu ileride bir yer var. St. George Avenue. İnşallah oradan verir. Zaten navigasyonda tır yolu olup olmadığı bilinmiyor diyor. Neyse St. George'a bir sağ yapalım bakalım. Bir de şunu açayım bir yandan da 3.8 mil var. Bunu da şuraya koyayım bari. Kitapsız GPS. Benim canımı sabah geberttiler seni. Bu sebepten dolayı arkadaşlar mesela benim bu sabahki yaptığım bu acemiliği yapmayın yani. Burada kesinlikle ve kesinlikle uyumamanız gereken hele ki böyle bir yerde. Çünkü burası çok eski bir şehir Linden. Stresli dakikalar başlıyor. Bakalım sağ yaptıktan sonra biz geçebilecek miyiz? Yani aslında bu araçla
hani geçebilirim de ama benim diğer araçlar, mesela Cenk abinin kullandığı 860 var o. Yine başka diğer araç. Aa, burası büyük yol. Tamam. Vay anam babam be. Burası resmen bir harika. Buradan sağ yapacağız. Gördüğünüz üzere tır da gidiyor. Selamünaleyküm. Hatta o tır sol yapacak, düşün yani. Neyse, az önceki köprülerle deal yapmama gerek kalmadı. Neyse dostlar, kameraları kapatayım mı, kapatmayayım mı bilemedim. Kapatayım ya, boşver. Kapatmayayım değil mi? Arkadaşlar saat 2:30 oldu. Ayıptır artık. Gelin birbirimizin yüzüne tükürelim, gidip yatalım. Buradan sağ yapacağız, sağ. Kapatmayayım, izleyin. Buradan Yahudi Mahallesi'nin burası. Her tarafta Jewish geziyor. Jewish people. Geç ablacığım, geç. Geç. Geç ablacığım. Hop, kura basma. Kamerayla bir türlü özdeşemedik. Özdeşleşemedik. Wow. Sağ taraf sanki şey gibi. Denizden çıkan adam gibi, anasını satayım. Her tarafta lüks araba. Sinyal çakıp geçmiyor. Şu sağ taraftaki arabanın sahibi nasıl rahat acaba? Nasıl rahat var ya? Yani hiç düşünmüyor, buradan tır geçer. Herifi silme geçtik. Yani dar sokaklar. Ben konuştuğum zaman bazen Türkiye'deki arkadaşlarla işte ben şuraya girdim. Ne, Türkiye'de bir yer söylediler. Ambarlı'ya mı gittim, bir yere gittim falan diyorlar. Sizin gittiğiniz yollar yol mu diyorlar. Alacaksın onları. Burası yine okey hadi. Tam böyle George Washington Bridge'e gelmeden önce ne tüneliydi la o? New York City'ye giren. Unuttum ya. Belki 100 kere geçmiştim o şeyden, tünelden. Lincoln değildi. Unuttum, eğer şey yaparsam. Lincoln Tüneli. Evet evet evet. Lincoln Tüneli. Çünkü Holland bir aşağıdaki. Aynen. Lincoln Tüneli'nin tam böyle bittiği, New York City'nin başladığı tam o kaosun ortasına bırakacaksın. Orada sivil şoförleriyle beraber sevişecekler artık sabaha kadar. Yeter, yeter. Arabanın önünde pankart mı var dal diye? Mikrobum çocuğu. Abi yani bu güneş olayı beni harbiden çok miserable yaptı bugün. Yarım mil sonra sağ yapacağız. Linden'da da tırla gezmedik demeyiz. Şimdi solumdan bir araba hızla gelmiş olsaydı şu herifi biçecekti yani. Sol tarafta diner. Sahibini söyleyeyim. 3 millet olabilir. İtalyan, Yunan ya da Türk. Park Diner Pancake House. Park Diner ve Pancake House. Bakalım biz buradan sağa dönebilecek miyiz? Yaparsın ana. Yaparsın yavrucuğum. Yaparsın. Bir uzal artık. Bir uzadır. Bizi buraya sokuyor ama. Ona da döndüm ya. Vallahi döndüm. Bir yere de çarpmadık ama otluğun üstünden geçiyoruz. Daha 1,5 milimiz var. Umarım köprü möprü yoktur, ne diyeyim. Sadece telefonun şu anda şans eseri gidiyorum yani. Senin gibi GPS'i üreten firmanın ben tasülalesini. Vergi ödüyorsun. Yani fena bir yol değil gibi ilk izlenimim. Ama bir anda kaosa girebilirim yani. Aha, az önce bacası tüten fabrikanın oraya geldik daha. Yok artık. Mesela adam buraya tırıyla girmiş sağ tarafa. Bayağı da tır var. 2-3 tane falan. Bu adamları çekiyorlar mı acaba? Yani çünkü genelde bu bölgelerde bu tarz alışveriş merkezlerinin parkına girip de öyle kafana göre park edemiyorsun ya. Son 1 milimiz kaldı. Bu trafikte 4 dakika falan gösteriyor. 1,5 kilometreyi. Bu sağ tarafa da vava yapılıyor kesin. Aynen öyle. Pompalarda. Herifler bir kilise kuruluşuydu. Bir büyüdü anasını satayım, ticari atılıma. Oğlum ne yapıyorsun? Efe Kan. Demek martı Amerika, yani İngilizce dilinde martı va va diye bağırıyormuş. Öyle ya. Çünkü ablemleri va martı. Hatta birisi söylemişti yani. Martı bağırma sesinden dolayı öyle kuruldu. W-A-W-A. Yok. Ne? Aynen. W-A-W-A. Va va. Bizde martı nasıl bağırıyor acaba? Ulan bir tanesinin şeyini yapmışlardı böyle, elemanın teki. Avrupa'da bir yer galiba arası. Böyle bir nehirde adam teknesini mi kayığını mı ne sürüyor. Tepesinde bir tane martı kostümü giymiş bir adam. Kıçını dönüyor böyle. Pardon. Önce beyaz bir şey atıyor kafasına. Böyle bir sıvı, bir küçük bir kovada. Sonra da kıçını dönüyor. Herif yukarı baktığında bir bakıyor martı yani dışkısını yapmış gibi. Lan ne gülmüştüm ya. Ananın şeyinde nasıl durdun acaba? Kaç aylıksın ya? Selamünaleyküm. Bir konteyner eksik at, ne var yani? Acaba şuralarda bir köprü falan bir şey mi var? Hiç hoşuma gitmiyor bu gidişat.
Efendim bu gidişat çok gidi gidişat. Layıklı gözden gidiyor. %100 bu yoldan getirmeyecek beni de. O ağırlıkla, o yükle. Şu köşeyi dönünce ak koyun, kara koyun belli olacak. Aha, vallahi yüksek köprü. Tamam. Çarpmayacağız. Evet, bu köprü bayağı bir yüksek. Her türlü geçeriz. Süpersin. Tamam, sanayi bölgesine girdik. Korkma artık oğlum. Sana karada ölüm yok. Gözlüğümü nasıl unuturum ben ya? Truckstop'tan dandik bir Polaroid gözlük alacağız. Daha 0.3 milimiz var. Amazon'a bak, parsellemiş yine sol tarafı. Nereden alıyoruz biz bu yükü? Şuradan mı alıyoruz acaba? Amcacığım lütfen ama. Sağ taraftan araç gelmiyor. Şimdi buralarda bir vinç gözetlemem lazım. Sağ tarafta da polis arabası duruyor. Cadde üstüne park olmasın diye. Beni buraya sokacaksın deme. Vallahi deme. Şu binanın içinde galiba da. Sayın bezmenler, lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Ben burada bir geri gelip düzgün bir şekilde girmem lazım şuraya da. Vinç nerede acaba? Arkada araba yok. Şuraya biraz geniş gireyim ben. Şu adam bana geliyor galiba. Selamünaleyküm. Biz buraya girdik ama inşallah döneriz. Arrived. Bakalım bu elemanlar nerede bakalım? Nereden bulacağız bunları? Neredesiniz oğlum? Hoş geldin çiftçi Kemal, köylü Kemal. Boktan tarafı bayağı bir boktan. Yolun sonu boka sarıyor galiba. Neyse ben şu adamları bir bulayım bakayım. Yükün orada görüşürüz dostlar. Hadiyim bayis. Mal şurada arkadaşlar. Güneş de kameranın gözüne vermeye devam ediyordu. Bunu şöyle ayarlayalım. Biz tam duvarın dibine şöylesine backup'ımızı yapacağız. Bakalım nasıl yapacağız. Hadi bakalım. Aksiyon başlasın. Fıtı 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 fıtı. Kamera bakma. Yar... Dostlar, çok saçma sapan bir yerden yük aldım. Onu şimdi göstereceğim size. Ya şu fabrikanın bacası sabahtan beri tüttürüyor. Bu ne oğlum amına? Amazon burayı esir almış herhalde. Biz şu tarafa doğru döneceğiz. Şu ileriden gelen beyaz kamyonun oraya doğru. Benim yükteki durum bu. Yükümü aldım. Yükteki durum bu. Zincir mincir bir şey atmadım buna. Bir tane var zincir. İki tane binder ön tarafa doğru. Şuradan bir tane var. Bir de son olarak şuradan bir tane var. Bayraklara sildi. Evet dostlar, nerede kalmıştık? Yük bu. Ne boka yarıyor hiç bilmiyorum. Bir şeyin sanitize olma durumu var galiba. Hani artık üretilen yiyecekleri mi? Burası bu arada çok fazla Yahudi gördüm içeride. Muhtemelen bir Yahudi firması. Sadece şuraya bir zincir attım. Burada da şu boru zavazungo olduğu için şu arka taraftan bir yerden zincire çektirip bunu da buraya gerdirdik. Neyse hayırlısı olsun. İlerleyen dakikalarda görüşmek üzere. Evet sevgili dostlar, kusura bakmayın, mikrofonun şarjı bitti. Artık şu tripod'tan ne kadar duyabilirseniz o kadar. Bugün videonun geri kalan kısmında böyle dışarıdan açayım dedim. Bunun için de bir sıkıntı var. Bu sıkıntı da şu. Şu şekilde bu ağırlıklarla Kaliforniya'ya girmem legal değil. Niye? Çünkü şu anda sadece drive axle'lar 50.000 pound basıyor. Toplamda 113.000 pound. Şimdi ben bunu biraz kameraya yakın görünüyorum ki. Şöyle de geleyim hatta. Şurada görmüş olduğunuz flip neki indireceğiz. Onu da kameraya çekeyim dedim. Hem de siz de görün nasıl oluyor. Bunun için öncelikle tırı çalıştırıp airbagleri indireceğim. Yani körükleri indireceğim. Dorse biraz yere daha yakın olacak. Sonra dorseyi keseceğiz. Hava hortumlarını çıkartacağız. Dorseyi keseceğiz ondan sonra. Flip neki indireceğiz. Sonrasında geri takacağım. Daha sonra da kantara gireceğim. Kaliforniya'daki durumuma bakacağım. Ona göre yol seçeceğim. Yani buradan ya 80 numaralı vestinden devam edeceğim. Ya da aşağı aşağı devam edeceğim. İşte 44-40 şeklinde Los Angeles'tan doğru gidip
Sacramento'ya çıkacağım. Yani hedef burada Sacramento tarafına daha kısa bir yoldan gidebilmek için yapmamız gerekenler. Bunun için ilk başta bu şu tarafta basamak olmadığı için şimdi döneceğim diğer tarafa. Gidip şu hava hortumlarını sökeyim, tırı çalıştıralım, ayırma işlemini yapalım, sonra görüşürüz. Şunun gibi baba pinler var. Bu pinleri diğerini diğer taraftaki deliğe taktım. Şimdi bunu da şuraya takacağız. Kilidini kilitleyeceğiz. Dorseyi geri birleştireceğiz. Sonra tartıya. Oldu. Bunu görüyorsunuz. Şimdi bunu size niye yaptığımın asıl sebebini anlatayım. Yaklaşık 50 bin pound civarında basıyor drive axle'a. Bunu yapmaması lazım. Yani 46.800 pound'dan fazla olmaması lazım. Hani permit alabilmeniz için. Bu flip neki indirmemin sebebi yaklaşık 2000 pound arka dingide atacak. Orada sıkıntı yok. Orada 60.000 pound'a kadar veriyor çünkü 3 aksi yerde. California şu axle'ı indirmemi istemiyor Kaliforniya eyaleti içerisinde. Hani o dinginin de diğerleri gibi ya çiftli ya da en az 17.5 inç genişliğine bir tekerlek olmasını istiyor. Fakat burada böyle bir mekanizma yok ve bunu da yaptırmak biraz masraflı bir şey. Onu da ben yaptırmak istemiyorum. Şimdi motoru çalıştıracağız. Dorseyi yerden kaldıracağız. Havalara basacağız. Sonrasında kantara çıkacağız. Bunun da şarjı bitiyor. Bir şey daha göstereceğim ama bunları şarj ettikten sonra göstereceğim. Videoyu da orada kapatacağız. Yolda belki yine açarım. Hadi görüştük. Şu anda legalim. Kaliforniya'da permit almak için legalim. Hiçbir sıkıntı yok. 46.680 pound geldi. Tendomlar bu şekildeyken. Şu dingilde havadayken. Yani tag axle dediğimiz zımbırtı. Neyse. Görüşürüz dostlar. Kendinize iyi bakın. Ne bakayım ya? Evet dostlar, videonun kapanış bölümüne hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Son bölüm, son kapanış bölümü. Bu arada New Jersey'den salı günü çıktım. İşte izinlerin gelmesiydi, sonra Pennsylvania eyaletiyle yaşadığım ufak bir sıkıntıydı, onu paylaşamayacağım. Sonra işte dün akşam lastik patlamasıydı. Dorse'nin bir lastiği patladı, onu yaptırdım. Burada tabii kurumsal şirketler olduğu için benim Lowe's Truck Stop'larda ve Speedco'larda firma olarak National Account diyorlar, yani ulusal bir hesap, öyle söyleyeyim. Yani herhangi bir tıra bir şey olduğunda hiç bana telefon açmadan direkt oraya gidip firmanın bir hesap numarası var. Onu veriyorlar, değiştiriyorlar ki ben de kendim de olsa o şekilde parasını o an nakit ödemedim. O şekilde hesaba kaydırdık çünkü bir nevi indirim de alıyorum onu yaptırınca. Lan hararet çıktı anasının gözüne. Yani aşağı yukarı bir 60 ton civarındayım. Normaldir yani, ufaktan bir rampa çıkıyordum. Her neyse, tabii güzel de gelişmeler oldu bu arada. Hani o konuyla alakalı ufak tefek bilgi vereyim, yani neyinize lazımsa. Ufak bir gelişme de oldu. Ufak demeyeyim, yani benim açımdan, teklifi getiren açısından ufak bir şey olabilir ama benim açımdan güzel bir olay. Arkadaşlar, ben bildiğiniz üzere daha önceki videolarımda anlatıyordum size. 3-5 ay içerisinde bu tırdan ineceğim. Yani bu kelimeyi ne zaman kullandıysam
bir şey oldu ama inemedim. Öyle ya da böyle şimdi artık 7. araç da geliyor. Yani birkaç hafta içerisinde onu da filoya katacağız. Yine bir Freightliner olacak. Ve bir yard alma işiyle, yani daha doğrusu şu anlık bakıyorum. Hala hazır bu arabanın üzerinde olduğum için yani koşturamıyorum. Görüyorum, telefon açıyorum. Bir türlü yani yakalayamıyorum. Yani ya gidene kadar bir yere kiralanmış oluyor ya da satılmış oluyor, bir şey oluyor. O sebepten inince artık bakacağım o işlere ama inince de boş durmayacağım. O yardta neler olacak? Hani ben inince videolar bitecek mi? Hayır, asla bitmeyecek. O yardta mutlaka bir tane ekstradan bir tır olacak. O tır genelde yola çıkan bir tır olmayacak. Genelde o tır benim lokalde yükleri toplamama yarayacak. Yani öyle bir tır olacak. Daha sonrasında yine o yard içerisinde kendi araçlarımızı maintenance dediğimiz tamir olaylarını halledebilmemiz için bir shop olacak. Yani bir dükkan olacak ve yine onunla bitmiyor. Onunla beraber şimdiki bahsedecek olduğum tohumların temelini şimdi atacağımız bir Instagram sayfası oluşturduğumuz bir iş. Nedir bu iş? Şimdi resimleri gelir. Arkadaşlar arabaların ön tarafına korumalık tırların. Şu anlık sadece elimizde Volvo ve Freightliner için var. Bir de International tırlar için olanı var. Bunların şimdi fiyatlandırmaları üzerinde çalışıyoruz. Fiyatlandırma ve ürün satışı, ürün teslimi, ürün satın alması ve ürün montajlanması. Bunun için işte Chicago civarında O'Hare Airport, yani O'Hare Havalimanı, O'Hare şimdi... Burada yaşayanlar İngilizce ne sokayım falan diyecek. O'Hare International Havalimanı'nın yanında bir depomuz var. Bu depoda montaj oluyor. Ayrıyeten satın almak isteyenler olursa da evine kargo ücretini kendisinin karşılayacağı şekilde bir gönderim de yapabiliyoruz. Şu anda fiyatlandırma üzerinde çalışıyoruz. Bu işi bana getiren bir abimle beraber. Özcan abi, buradan ona selamlar olsun. Seviliyorsun abi. Yani yüz yüze henüz tanışmadık ama gideceğim, fabrikanın da videosunu çekeceğim. Özcan abi ne işler yapıyor, nasıl işler yapıyor, nelerle uğraşıyor. Kendisiyle beraber ufaktan bir röportaj var, bir video yapacağız. Ne zamandır burada, ne kadar zamandır bu işlerle uğraşıyor. Onu da kendisine soracağız. Sizler de, ben soracağım. Siz de o cevabını verecek. Sizler de dinleyeceksiniz. Yani böyle bir bilgilendirme yapayım dedim. Bir iş birliği, iş ortaklığı öyle söyleyeyim. Buradan da Amerika'da yaşayan ve aracının önüne, tırının önüne korumalık taktırmak isteyen, burada Deer Guard derler. Bazı firmalar bunu burada yapıyor. İşte biz niye yapmayalım dedik. Ve o tarzda bir işe giriştik. Tabii sadece bu, şu anda bu aracın üzerindeyken uğraşabildiğim bir iş olacak benim için. Daha sonrasında yardta bir, nasıl söyleyeyim, bir ne diyorlar ona ya? Unuttum bak şimdi adını. Hani showroom. Bir açık bir showroom olacak. O showroom'da neler olacak? Bu tırların arkasına taktırdığımız zincir astıracakları, spanzetler, yani strap dediğimiz heavy haul ve standard haul için zincirler, binderlar, manciler, brandalar, yani tarplar, dorseler için toolboxlar. Bunların hepsi olacak arkadaşlar. Çünkü ben boş durmayı seven bir insan değilim. Yani tamam, belki 8-5'e dönebilir bir manada ama yani bir şekilde de boş durmadan bir şeylerle uğraşmak, koşturmak, yani bu beni daha çok motive edecek. Bu arada gözüm arkaya çarptı ama kusura bakmayın, arabanın içi de biraz dağınık. Güneşle yarışıyoruz. Hava batmadan belli bir miktar yol daha gitmem lazım. Öyle sizi bilgilendirmek isterim. Ne işlerle uğraşacağım? Bugün Instagram'da soru cevap videosu yaptım. Burada bir arkadaşımız merak etmişti, ona nazaran hepinize bu videoda da bir açıklamada bulunmuş oldum. Öyle işte, şu anda Iowa eyaletindeyim. Daha gidecek çok yolum var. Yarın var, pazar günü var ve pazartesi günü var. En geç bu yükün teslimatını salı günü sabah yapmam gerekiyor. Yol gidemedim doğru dürüst. Yani 3 günde benim nereden baksanız 1500, 1600, 1700 mil yol gitmem lazımdı ama henüz o kadar gidemedik. 1000 mile yakın bir yol gittim. Tabii ki permitlerin de buna biraz etkisi olmadı değil yani. Çünkü seni yılan gibi bir oraya sokuyor, bir buraya sokuyor. O bölümlerde de çok fazla stresli olduğum için videoyu açamadım. Neyse, kapanışla böyle yapalım dedik. Kendinize şimdiden çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hep beraber daha güzel yerlerde, beni göreceğiniz günlerde görüşmek dileğiyle. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kapatmadan hemen alttaki link geçiyor bak. Hemen 2 saniye dondurun. Abone olmadıysanız abone olun oğlum. Bak o kadar
O kadar söylüyorum. Abone olun bedava lan. Yani altta bir tuşa tıklıyorsun, bir de zile basıyorsun. Yani izleyen arkadaşlarım, abone olmayanlar, abone olun bak. Abone olanlara zaten can ciğer. Siz de can ciğersiniz ama gücümüzü göstermemiz için abone sayımızın da yükselmesi gerekiyor. Unutmayın, abone olun. Hadi in bye.